Ali Saydam heyecan şart. Amaç ülkemizde gerekli ve yeterli koşulları yerine getiren ihracatçı firmaların halka açılmalarını teşvik etmek. Türkiye İhracatçılar Meclisi TIM bu konuda son derece etkili ve somut adım atmış her yıl açıklanan ilk bin ihracatçı listesinde yer alan, halka açık ve ihracat yapan şirketlerin verileriyle oluşan Tim İhracat Endeksi, Borsa İstanbul'un İstinye merkezinde gerçekleştirilen gong töreniyle devreye girmiş. Tim Başkanı İsmail Gülleye göre amaç, ihracatçı firmaların borsadaki başarı performansını sektöre göstermek. Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Murat Çetinkaya da lansmanda şöyle demiş. İhracat yapabilmek, global üretim sürecinin içinde yer alabilmek başı başına bir donanım istiyor. Endeksin performansı da bunu yansıtıyor. Endekse girebilecek şirketlerin fiili dolaşımdaki paylarının, piyasa değerinin son 3 aylık ortalaması 50 milyon TL üzerinde olması gerekiyor. Yeni halka arz edilmiş şirketler de bu giriş şartlarını sağlıyorlarsa endekse alınacaklarmış. Bu şartları sağlayan 55 ihracatçı firma tespit edilebilmiş. Bu konuda biraz gecikildiğini kabul eden Gülle şöyle demiş. Endeksimizi 2013 yılında hayata geçirmiş olsaydık BIST 100, BIST Sanayi, BIST Mal gibi endeksleri geride bırakan %160 getirisi olan bir endeks olacaktı. TIM İhracat Endeksi tam da bu yüzden çok büyük bir önem arz ediyor. Çetin Kaya'ya göre bu tür girişimlerde hedef şu. Hep iyi şirketler borsaya gelsin. Onlar için geniş kitlelerden sermaye toplansın. Borçsuz büyüsünler ve büyümelerinden geniş kitleler pay alsın. Endeksin fiyat ve getiri versiyonları TL, ABD doları ve euro bazında olmak üzere 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren kapanış verileriyle hesaplanmış. 14 Eylül 2018 tarihinden itibaren ise TL fiyat versiyonu gün içinde 10 saniye aralıklarla diğer versiyonları ise gün sonunda bir kez hesaplanarak yayınlanacakmış. Olayın mimarlarından tim genel sekreteri Dr. Bader Arslan'a sordum bu uygulamanın etkili olup olmayacağını. Arslan çok umutlu. Beklentisi hayli yüksek halka açılma, ülkenin tüm mali gücünün devreye sokulması anlamına gelir diyor ve devam ediyor. İhracatçı firmaların hem kendilerini yenilemeleri hem sermaye yapılarını güçlendirmeleri için bu endeks son derece etkili bir araç olacak. Tim Başkanı ile Genel Sekreterinin ve de Borsa İstanbul Genel Müdürünün heyecanlarının yarısı ihracatçılarımızda olsa şu anki rakamları onunla çarpmak işten bile değil. Pet şişelere savaş. Bir süredir yıl başında başlayacak kampanyayı ne kadar canı gönülden desteklediğimi yazıyorum. Hani naylon torbaların artık parayla satılması kararını ve her defasında ilave ediyorum. Naylon torbayı azaltmak yetmez. Şu pet şişelere de bir bulunmalı. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pet şişelerin sokağa atılmasını önlemek adına Atık Yönetim Müdürlüğü ve Belediye İstirakları'ndan İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ İsbak imzalı akıllı konteyner projesini devreye sokacağını öğrenince bayağı heyecanlandım. Proje kapsamında yerleştirilecek otomatlara pet şişe atanlar karşılığında İstanbul Kart'a yükleme yapabilecekmiş. İBB yeni projesiyle birlikte çevre kirliliğinin azaltılmasının yanı sıra geri dönüşüm kültürünün oluşmasını da hedefliyormuş. İstanbul'da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyormuş. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyormuş. İBB'yi kutluyor, bu örnek projenin tüm belediyelerimizce daha da ileri taşınarak şu pet şişe belasından kurtulmamıza yaramasını temenni ediyorum. Son dakika. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya müdürü Paul Manafort'ta özel savcı Müller'le anlaşmaya varmış ve itirafçı olmuş. Daha önce de Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, New York'taki federal savcılarla anlaşma yoluna gitmiş, vergi kaçırma, banka dolandırıcılığı ve mali kurumlara yalan beyanda bulunarak seçim kampanyası finansmanında usulsüzlük yapma suçlamalarını kabul etmişti. Önümüzdeki günleri Trump'tan gündemi değiştirmek üzere yeni bir salvo bekleyebiliriz.